Artık fi'yi çözmek için bir kapağımız var. N'nin çarpanlarını biliyorsanız, fi n'i bulmak kolaydır. Örneğin, 77'nin asal çarpanları 7 çarpı 11'dir. Dolayısıyla fi 77 de 6 çarpı 10'dan 60'tır. Üçüncü adım, fi fonksiyonunu modüler üs almaya nasıl bağlayabiliriz? Bunun için Euler'ın teorisine başvuruldu. Bu teoride fi fonksiyonu ve modüler üs alma arasındaki ilişkiye dayanır. Örneğin, m'nin fi n üssü bir mod n'ye denk olsun. Bu şu demektir. Ortak çarpanı olmayan m ve n diye iki sayı seçelim. Diyelim ki m 5'e eşit olsun. n de 8'e. Yani m'nin Fi n yani dördüncü üssünü aldığımızda ve n'ye böldüğümüzde hep 1 kalacak. Bu eşitliğin iki basit kuralı var. Birinci kural, birin k üssünü aldığımızda hep 1 kalacaktır. Aynı şekilde fi n üssünü herhangi bir k sayısıyla çarpsak bile sonuç hala 1 olacak. İkinci kural, biri herhangi bir m sayısıyla çarptığımızda, sonuç hep m olacaktır. Aynı şekilde sağ tarafta m elde etmek için sol tarafı m ile çarpabiliriz. Yani m'nin k çarpı fi n artı bir üssü. İşte bu çok büyük bir ilerleme. Artık fi n'e bağlı olan e çarpı d'yi bulabilmek için bir eşitliğimiz var. Bu sebeple N'nin çarpanları biliniyorsa D'yi hesaplamak kolaydır. Yani D Ali'nin özel anahtarıdır. Bu onun E'nin etkisini yok etmesine olanak sağlayacak kapağıdır. Bir örnekle bunun nasıl uygulandığını açıklayalım. Diyelim ki burcunun dolgu şemasıyla M sayısına dönüştürülmüş bir mesajı var. Ali açık ve kapalı anahtarlarını şu şekilde oluşturur. Öncelikle birbirine yakın rastgele iki asal sayı seçer ve bunları birbirleriyle çarparak n sayısına yani 3127'ye ulaşır. Sonra fi n'i kolaylıkla hesaplar çünkü n'nin asal çarpanlarını biliyor. Böylece 3016'yı bulur. Daha sonra küçük bir üs olan e sayısını seçer. Ama bu e sayısının Fn ile ortak bir çarpanı olmamalıdır. Bu nedenle E için 3'ü seçer. Son olarak da gizli üssü D'nin değerini hesaplar. Bu durumda D, 2 çarpı fi n çarpı 2 artı 1 bölü 3 yani 2011'dir. N ve E'nin değeri dışında diğer bilgileri gizler. Çünkü N ve E onun açık anahtarlarıdır. Burcu, M'nin E üssünün mod N'sini hesaplar. Buna da C, yani Burcu'nun kilitli mesajı Ali'ye gönderilir. Sonunda da Ali, kapalı anahtarını kullanarak şifreyi çözer. C'nin D üssünün mod N'si Burcu'nun gerçek mesajı olan M'ye eşittir. Bu arada Emre veya C, N ve E'yi bilen herhangi biri, bu arada Emre veya C, N ve E'yi bilen herhangi biri, D sayısını yalnızca N'nin asal çarpanını bulup, fi N'i hesaplayabilirse bulabilir. N yeterince büyük bir sayı ise, Ali en gelişmiş bilgisayarların bile bu sayıyı hesaplamasının yüzlerce yıl süreceğini bilir. Bu taktik yayımlandıktan hemen sonra gizlenmişti. Ama 1977'de Ron Rivest, Adi Shamir ve Leonard Adleman bunu yeniden buldu. İşte bu yüzden buna RSA şifreleme deniliyor. RSA dünyada en yaygın kullanılan açık anahtarlı algoritmadır. Aynı zamanda tarihte en çok kopyalanan yazılımdır. Dünyadaki her internet kullanıcısı bilerek ya da bilmeden RSA ya da bir çeşidini kullanıyor. Onun başarısı asal çarpanlarına ayırmanın zorluğundan kaynaklanıyor. Asal sayıların paylaşımı ile ilgili çok derin soru işaretleri de vardır. Bu soru işaretleri binlerce yıldır giderilemedi.